Kız! Ha? Yıkadın mı bulaşıkları? Ay Pembe abla, görürsün değil mi, buraları süpürürüm. Bir buralar bitsin, ondan sonra bulaşıkları yıkayacağım. 40 tane elim yok herhalde benim. Kız maşallah 40 tane elin yok ama 40 tane pabuç gibi dilim var. E kimin geliniyim ben Pembe abla? Abla! Ne oldu, bağırıp durursun? Abla, kahveye hayırsever bir doktor gelmiş, fakirleri bedavaya muayene ediyormuş. Geliyorum. Ama şey miymiş bu adam ya, anestezistçi miymiş? Şey yaptırayım diyorum, ben de botoks yaptırayım diyorum filan. Kızım ben de sana yuh diyorum, yuh! Doğru diyorsun tabii kızım, yani botoksa ananın ihtiyacı yoktur. Çok şükür cillop gibi karıyım ama yani yine de diyorum, hani yaptırsan fena olmayacak. Kız ana, delirdin mi sen, ne botoksu? Delirdin mi be kızım, ne botoksu? Şöyle ya, şöyle tabii canım. Ben şimdi diyorum ki kızım, botoksu boş verelim. Ben diyorum ki tütünlerime balon koydurayım Celiko. Hayda. Dudaklarıma da balon sokturayım. Güzel olur. Ama yine de hani botoks da fena olmazdı diyorum. Saçmalama be. Neyse haydi canım, doktor haydi düşün önüme, gidiyoruz. Hadi koş. Evet. Sizde kansızlık var beyefendi. Bende? Boşuna kansız Rüstem demiyoruz herife. Hakikaten kansızmış be. Dur canım çekil. Pardon, sen şöyle çekil beni. Ne yapıyorsun Pembe abla ya? Sıra var Şipşak. Şimdi başlatma be organizatör bozuntusu. Kırarım kafanı valla. Hazır doktor buradayken tedavi olursun. Evet, sıradan gelsin. Pembe abla sırada. Pembe abla geç hadi. Sırada. Buyurun. Arkadaşlar bayan muayene oluyor. Lütfen. Lütfen bakmayalım. Ne bakarsın anama be? Lütfen. Kontrole gerek yoktur. Ben diyorum ki hazır beleş doktor bulmuşken estetik olayım diyorum. Bak televizyonda gördüm. Ayşe Gürel giriyor. Ayşe Gürel olarak yani şey olarak çıkıyor yani Deniz Akkaya evet, olarak. Evet. Sen öyle beni yani çalı şikel olarak çıkartabilir misin? Yani öyle istiyorum ben. Önce bir kontrol edelim de hanımefendi. Evet. Taş gibi kaçayım anam. Ne kontrolü? Evet, dönün arkanıza. Aa, bir şey yapıyor adam herif bana. Anam yapma anam, yapma. İnanmıyor. İnanmaz tabii. Ne oldu, neye inanmıyorsun? Olamaz, inanmıyorum. Maalesef size çok kötü bir haberim var. Nedir yani şimdi, sen botoks yapamıyor musun bana? Daha da kötü hanımefendi. Sizin böbreklerinizin ikisi de maalesef bitmiş, iflas etmiş. Ne? Çürümüş. İkisi de hiç çalışmıyor. Ne diyorsun sen anam sen? Maalesef doğru diyorum hanımefendi. Tıp tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Ne diyorsun? Yaşamanız şimdiye kadar mucize. Ha ne diyorsun doktor? Şimdi ben yani ölüyor muyum? Ya anam ölecek mi doktor bey? Annenizin bedenine uygun bir böbrek bulup takmamız gerek. Yoksa maalesef yaşama şansı yok. Peki anam, şimdi biz taze böbreği nereden buluruz? Buradaki herkes şuradaki sağlık ocağından kan testi yaptırıp getirsin. Yaptırsın. Bakalım annenize uygun bir böbrek bulabilecek miyiz? Haydi herkes sağlık ocağına. Haydi çalışın. Sultan kızım, köşedeki kasaba da suranım. Oturun hanımefendi, oturun. Sakin olun. Sakin. Allah'tan umut kesilmez. Kesilmez. Vallahi bak bak. Olmaz. 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 Bir dikkatli bak, belki dikkat belki olur. Olmaz. Olmaz. Ay şansıma tüküreyim, o da olmaz. Olmaz. Hiçbiri olmuyor. Eyvah ben bittim ana. Bu da ana, olmaz. Bittim be. Ben vaziyetimi yavaş yavaş açıklayayım doktor. Bu da olmaz. Olmadı o da. Olmaz. Ne oldu doktor? Bu olur işte. Yani. Bulduk. Gözün aydın Pembeciğim. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Böbreği uyan kimmiş doktor bey? Ferah bey. Ne? Ben Bebeciğim. Ferhat mı dedin? Şanslısınız hanımefendi. Vay be. Ferhat Bey'in bütün değerleri gösteriyor ki böbreği sizin bedeninizde yaşayabilir. Ya övünmek gibi olmasın ama öyledir benim böbreklerim. Taş taş. Ferhat'ım. Kurban olsun Pembe ablan anam sana. Sen bana şu böbrek yerini verirsin değil mi? Pembe abla ne yapıyorsun ya? Hem düşünmem lazım, öyle hemen olmaz. Düşünecek misin? Bir fincan kahve istemiyoruz ki Şahane. Böbrek bu. Öyle zart gevirilir mi ya? Bak böbreğini verirsen oğlum kahraman olursun. Düşünme, ne
düşünürsün bunu? Ya şeyi düşünürüm Pembe abla. Hani sen dün bizi kovalarken bana ciğeri beş para etmez demiştin ya. Evet. Onu düşünürüm işte. Yani ciğerim beş para etmez ama böbreğim kıymete bindi şimdi. Ben oğlum sana şaka yaptım sen. Alındın mı? Alınma şakadır haydi ver anam böbreği. Hiç boşta şey yapma Pembe abla. Sen dün ağır hakaretler ettin bana ha. Böbreğimi vermiyorum. Vermeyeceğim. Vermiyorum ya. Ya Ferhat. Dur Ferhat. Anam gitti. Anam böbreğini vermedi. Gitti ben şimdi alt edeyim kız. Eteğim.